Evet hocam, gül yetiştiren adamda iki farklı hikayeden oluştuğunu söylemiştik, anlattık. Bir tarafta gül yetiştiren adamın hikayesi, bir tarafta da Sitare ve çevresinin hikayesi. Burada yazarın bunu kullanma isteği, bu tekniği kullanma isteği tamamen modernist unsurlara bir kapı aralasın diye mi? Yoksa neden bu birbirinden bağımsız gibi görünen iki ayrı hikayeyi biz tek bir eserde okuyoruz? Bunun maksadı neydi? Modernist sadece zaten bu eser ikisi ayrı ayrı yazılabilirdi. Evet. Gül yetiştiren adamın hikayesi ayrı Sitare'nin. Çünkü birleştiği farklı nokta bir yok anlatım tekniği denemiş yani konuşmanın başında da belirttiğim için bence iyi ki denemiş. Çok orijinal bir eser kazandırmış Türk edebiyatına. Ancak tabii ki Sitare'ninkine benzer hikaye çok fazla var Türk edebiyatında. 1950 kuşağında özellikle dedik. Hani mesela Yusuf Atılgan'ın Aylak Adamı'nın C'nin yaşam tarzı da Sitare'ninkinden çok çok farklı değildir. Evet. Elbette birebir aynı değil ama ona benzer hikayeler çok fazla buluruz. Rasim Bey'in hikayeler arasında da Hışırtı hikayesi mesela tipik bir Sitare'ninkine benzer bir hikayedir. Ancak burada iki farklı dünyayı vermek istemiş. İki farklı dünya ve biri de dikkatli okur. Rasim Bey'i okuyan kişinin zaten biraz altyapısının güçlü olması gerekir. Yani çok fazla kitap birikimi olmayan birinin birden gül yetiştiren adamla başlaması tehlikeli. Kitap okumaktan nefret ettirebilirsiniz o kişiyi. O anlamda çok iyi bir kılavuzdan tavsiye almak çok çok önemlidir bu tür şeyde. Rasim Bey ama bu farklılığı bize vermemiş. Az önce bahsettiğim gibi yani şeyde okurken biz Sitare ile komşu neredeyse diye düşünüyoruz ilk başta. Ama bakıyoruz yok bambaşka dünyada ikisi. Bazen yıldızla ayırıyor ama bazı yerlerde yıldızla ayırmadığını fark ettim. Kesiştiği bir nokta bir de var mı peki? Gül yetiştiren adamın hiç yok. Yani şöyle ikisi de mutsuz ama dediğim gibi ikisinin mutsuz nedenler çok farklı. Çok farklı. Yani o yüzden de yazdığım yazıya farklı dünyaların mutsuz insanları baştan atmak uygun bulmuştum. Gül yetiştiren adamın mücadelesini daha da belirgin hale getirmek için. Neden? Yani bence böyle bir teknik denemiş. Tek başına gül yetiştiren adamın hikayesini yazsaydı. Bence bu kadar ilgi çekici olmazdı. Diğer hayatı da göstermek aslında. Yozlaşan o hayatı daha canlı tasvirlerle vermek adına kurguda bu denli yer alması kesinlikle daha farklı oluyor. Farklı dünyayı vermiş ve biz karşılaştırmalı biçimde okuyoruz bunu okurken. Yani iki farklı eseri değil de bir eserin içindeki iki farklı anlatıyı karşılaştırmalı olarak okuyoruz. Biz de o noktada hani ilk böyle yadırgansa dahi ilerleyen sayfalarda aslında yadırgamıyor okur. Tabii yani, çok da zevkle okuyor. Evet zevkle okuyor. Beğeniyor ilk başta ya bu nedir falan diyor ama sonrasında... Ben öğrencilerden biliyorum. İlk başta ya hocam kafamız karıştı ama diyorlar sonra orijinal bir esermiş gerçekten böyle bir eser çok az. Anlatım tekniği olarak şimdi Faulkner. Evet onu soracaktım. Faulkner çok farklı anlatım teknikleri denemeyi seven biri. Dünya edebiyatında zirve. Evet. Ha, bu eserde benzerlik kurduğumuz, benzerlik kurulan ilk kuran ben değilim. Çünkü konuşma bile olsa ilk kuran kişi hakkını vermek gerekir. Evet. Onun Döşeğimde Ölürken de mesela her bir... Bölüm farklı bir anlatıcının bakışından veriliyor. Evet. Orhan Pamuk Benim Adım Kırmızı yazarken ondan etkilenmiş. Benim Adım Kırmızı da aynı şekilde. Belli yani o. Evet. Benim Adım Kırmızı'yı okuduğumda Döşeğimde Ölürken'den haberim yoktu. Sonra bir baktım Döşeğimde Ölürken de yakın tarihlerde çevrildiği için baktım ondan ve soruyorlar da kendisine de. Ona o şekilde tesir ediyor. Ne bileyim başka eserde röportaj tekniği olarak kullanıyor. Yani Muhsin Ertuğrul anlatır Tarık Dursun Kakınç. Orada röportaj tekniğiyle anlatmış. Yani etki... Bazen dediğim gibi tanınmaz hale gelir ama şu zaman içerisinde bu çözülüyor. Evet. Yani şimdi tutunamayanlar da o kadar çok eser etkilemiş ki. Yani onlar araştırmacılar bir bir ortaya çıkarıyor bunları. Daha neler neler çıkacak. Rasim Bey'de metinler arasılık benim hiç duymadığım, fark etmediğim şeydi. En son geçen Metin Erksan'ın Sazlık filmiyle ilgili yazı hazırlıyorum. Kenan Hulusi Koray'ın Sazlık hikayesini uyarlama. Orada Ofelia'yla benzerlik kurunca bir baktım. Gölde hikayesi dedi Saliha. Orada da hocam ona benzer şey var dedi. Göl ya da gölde tam hatırlayamadım başlığını. Orada da yine göle düşen bir kadının hikayesi. Rasim Bey belki hiç okumadı onu yazarken sazlık hikayesini. Belki işte okuduğu rastlansal bir şekilde etkisinde kaldı. Ne diyecektim veya işte Hamlet'in Ofelia meşhur eserindeki Ofelia karakterinin. Bu siz farkında olmadan zaten siz makale bile yazarken bırak. Kurgusal eser yaratırken ya da sanatsal eser yaratırken makale yazarken bile farkına varmadan üslubunuza tesir ediyor. Yani Orhan Okay Hoca'nın üslubu benim için çok çok özeldi. Ama bir iki kişi bana dedi, özendin mi ona? Yok dedim, özeldi ama ona dedim ne kadar güzel bu gurur verici bir şey dedim. Böyle bir şey varsa gerçekten
Rasim Bey'in de. Beslendiğimiz kaynaklar da tabii, bu anlamda bizleri çok etkiliyor. Elbette. Beslendiği kaynakları evet. özümsemiş evet. ve kendi diliyle, kendi Hı-hı. anlatım araçları, yarattığı anlatım araçlarıyla Hı-hı. farklı bir, orijinal bir eser ortaya çıkarmış. Bunu evet. çok az kişi yapabiliyor. Rasim Bey orijinal kılan husus zaten bu. Hı-hı. Yani, i̇şte o aslında taklide düşmeden tabii. ifade ettiğiniz gibi o özgünlüğü koruyarak bir şeyleri yapıyor olmak daha kıymetli tabii zaten. Yani, bu da onları büyük sanatçılar, tabii, edebiyatçılar yapıyor. İhsan Oktay'ın bütün eserlerini severim evet. ama Efrasa Bin hikayeleri çok çok başkadır Hı-hı. benim gözümde. O da mesela yani Binbir Gece Masalları başta olmak üzere geleneksel Hı-hı. anlatlardan o kadar güzel yararlanmış ve kendini dilini kullanarak öyle orijinal bir eser ortaya çıkarmış ki Efrasa Bin hikayelerin yeri bambaşkadır bende. Evet. Bütün eserleri ayrıdır, Hocam, o ayrıdır. Hocam siz konuşurken böyle birçok esere de aynı Hı. zamanda giriş yapıyoruz. Böyle metinler arasılıkla dolu bir program oldu. Hakikaten çok keyifli Metinler arasılık öyle etkilemiş ki evet. bak farkında olmadan evet. konuşurken metinler arasılık. Yani hem yapmak. Aynı zamanda filmleri söz konusu ediyoruz, diğer romanları, Hı. hikayeleri. Aslında bu da biraz kitabın gücü. Bu Tabii. klasikleşmiş bir eserin bizi diğer eserleri de diğer eserlere de götürmesi. Yani zihnimizde o anlam boşlukları diyoruz ya, o anlam boşluklarını belki farklı roman hikayelerle Tabii. veya sinemalarla, filmlerle tamamlıyor olması da ayrıca metninin gücünü de Sezai Karakoç işte olunca Lili evet. filmi seyretmiş, evet, sinemayı ondan sonra şiir ondan yazmış. Sonra en farklı örneklerden bir tanesidir. Aynen öyle. Genelde yani, tersi olur. Tersi yani. Olur ama. O orada çok orijinal bir şiir ortaya koymuş yine evet, baktığımızda. Benim de en sevdiğim şiirlerdendir Kesinlikle, hakikaten. Kesinlikle ben filmi de çok severim. Aynı şekilde Onu öyle. Da rahmetle anmış olalım evet. yeri gelmişken zaten. Hocam burada biraz daha anlatım tekniklerine isterseniz geçelim. Çünkü farklı bir anlatım tekniğiyle de karşı karşıyayız. Yani anlatıcı değişiyor. Gül yetiştiren adamın anlatıcısı hakim anlatıcı. Fakat diğerinde yazar yani arkadaşı olan, Starya'nın arkadaşı olan yazar tarafından evet. ben diliyle anlatıyor. Evet. Buradaki teknik bilinçli olarak kullanılmış. Tabii. Çünkü Rasim Özdenör'ün de bununla ilgili bir açıklaması Tabii. vardı. Sizden dinleyelim. Sonra onun açıklamasını da isterseniz dinleriz. Yani bilinçli kesinlikle. Zaten şöyle bir şey var. Modernist eserlerde artık hakim anlatıcı zaten evet. artık terk edilmiş. Üçüncü kişi anlatımı olsa bile orada bile zaten figüral anlatıcıya geçmiş. Tamamen evet. anlatıcı figürandan ibaret. Ve bakış açısı da tanrısal bakış açısı, ilahi evet. bakış açısı terk edilmiş. Tamamen yansıtıcı bir iş. Gördüğü yönden ibaret. Hı hı. Ha iç dünyaya projektör tutuyor ama orada da iç monolog, bilinçakçı tekniğiyle yapıyor. Hı hı. Anlatıcının diliyle değil. Burada tam Starya'nın hikayesi hem dedik izleksel olarak hem de anlatım tekniği olarak tipik modernist. Evet. Ve burada da ona uygun olarak bir bu anlamda hı hı. ben anlatıcı kullanmış. İki, evet. bir de modern dönemde Starya ve arkadaşları gibi çok insan var. O hı hı. yüzden onlara kendi hikayelerini kendi dillerinden hı. anlatırmış. Ama gül yetiştiren adam gibi insan sayısı çok az zaten. Evet. Ve kaybolmaya çalışan, Hı-hı. değerleri yaşatmaya çalışma. Evet. Her şeye rağmen mücadele. Yani bir toplumdan soyut bir şekilde olması. Yaşaması da aynı zamanda değil mi? Hakim o bakış açısı da, tarafından yani şunu tercih edebilirdi, şöyle bir şey yapabilirdi. O da aman bana ne derdi, Hı-hı. ben de uyum sağlayayım değişen dünya düzenine diyebilir dememiş. Bu da çok çok evet. takdire şayan bir şeydir. Şimdi mesela Mehmet Doğan, Yazarlar Birliği Başkanı bildiri sununca bana şey demişti. Kendisinin yazısı varmış. Ne kadar tevazu sahibi ki benim böyle yazım var deme bana. Sonra ben yazısını okuyunca gördüm. Ya dedi senin dediğin gibi olacaktı. İşte buradaki gül yetiştiren adam gibi olacaktı Asım yaşasaydı. Ya evet. da Yahya Kemal'in Atik Valide'de inen sokakta. Şiirinin öznesi gibi olacaktı. Oruçluyken evet. orada iniyor. Evet olacaktı. Aynen öyle. Ya da onun gibi olacaktı. Ama vicdan azabı duyacaktı oruçsuz olduğu için. Evet. Yani herkes oruçlu kendisi değil. Veya diyecekti çok şükür bu duygularım kaldı diyecekti. Yani o yüzden gül yetişen adamın hikayesi ben diliyle anlatılabilir miydi? Anlatılabilirdi. Çok evet. da yapay da olmazdı. Ama bence bu yolu izlemiş olması manidar olduğu gibi çok daha evet. yerinde olmuş. Benim kanaatim yerinde evet. olmuş. Rasim Özdenören'in bu konuyla ilgili bir açıklaması da var. Onu da okumak Tabii. istiyorum çünkü çok hoştu. Bunu bilerek yaptık. Birinci düzlemde üçüncü kişi ağzını kullanmakla gül yetiştiren adamı tenzih etme, belki kendi kirliliklerimizin dışında tutma gayreti vardı. Hatta şu gerçeğin payı da söz konusu edilebilir. Gül yetiştiren adam
fiilen mevcut toplum içinde yaşayan bir kişi değildir. Mevcut topluma iştirak ettiği hiçbir nokta yoktur. Onun bu durumunu ancak üçüncü kişi ağzıyla vurgulayabileceğimi düşündüm. Oysa diğer bölümde yaşayan insanlar hala bizim içimizde bulunduğumuz toplumun insanları, üyeleridir. Birinci tekil kişi ağzıyla anlatılmaları onların bizim içinde bulunduğumuz toplumun üyeleri, yaşayan kişileri olduğunu belirgin biçimde ortaya koyabilirdi diyor. Evet, mesela Rasim bu röportaj ne diyecektim? Rasim Bey'in tabii ki ben gördüysem de unutmuştum ama evet. Benzer. Yani tahmin ettiğim gibiymiş zaten Rasim Bey'in tercihiydi. Çoğunlukla zaten ben anlatıcı kullanıyor hikayelerinde. Evet. Gözlemli anlatıcı varsa da dediğim gibi hakim değil artık. Evet. Tamamen figürana dönüşmüş orada. Burada biraz son olarak çünkü vaktimizin sonlarına yaklaşıyoruz. Starre'nin intiharına da biraz değinelim istiyorum. Çünkü siz de ifade ettiniz modernist romanlarda sıklıkla karşımıza çıkıyor. Anayurt Ateli mesela benim aklıma geliyor. Burada da aynı şekilde anlamsızlıkla mücadele etmeye çalışan bir kahramanın en nihayetinde intihara meylettiğini görüyoruz. Starre'nin bu konudaki yani bu durumda intiharı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ona biçilen rol böyle mi olmalıydı? Böyle yani, mi olacaktı? Ne yazık ki şöyle, Starre karakterindeki birisinin intihar etmekten başka bir seçeneği yoktu. Eninde sonunda intihar edecekti. Evet. Yani modernist eserlerde de çoğunlukla gerekçesini, altyapısı hazırlanarak veriliyor. Mesela Yusuf Atılgan'da C'yi intihar ettirmeyi düşündüm ama diyor, evet. Melodrama düşer. Bence ettirmemek de doğru olanı yapmış. Ki ona da yakışmazdı bence. Aynen öyle. Zebercet'e C gibi. Daha Zebercet tamam. Onun başka seçeneği evet. yoktu. Kesinlikle. Selim Işık'ın da başka seçeneği yoktu. O da yani Selim Işık karakterindeki evet. birisi böyle bir düzene ayak uyduramazdı. Tıpkı buradaki ve Hışırtı hikayesindeki Meryem'in de yoktu Rasim Bey'in hikayelerinde. Ama bir kuyu hikayesinde Yusuf intihar etmemeliydi, edemezdi. Evet. Buradaki Starre başka çıkış yolu yok. Eninde sonunda Starre'yi bekleyen son buydu. Ama kendisi aslında çok seven... Starre'nin intiharında da evet. yani o Mrs. Dalloway'deki Septimus'un intiharıyla çok benzerdir. O da intihar etmekten başka seçenek yoktu onun için. Yani diğer taraftan aslında kendisini çok seven ve günlük yaşayan bir insandan bahsediyoruz. Yani modernizmin o kuşattığı ben diyoruz ya, benliği bu kadar baskın olan bir insanın da diğer taraftan intihara meyletmesi de aslında çok trajik bir şey. Trajik ama işte evet. zaaf burada zaten. Zaaf modern insanın başlıyor. Trajedisi de burada başlıyor zaten. Evet. Yani çok güçlü karakter olan insanlara da bakarsınız çok zayıf evet. işte noktaları da olabilecektir. Starre'yi de bekleyen son buydu. Yani ne diyecektin? Çok eserde bakıyorum hiç... Yapay gelmez bana yani intiharı. Evet. Hayır, belki örnektir. Mademoiselle Lona'daki Ferit intihar ettirmemiş, onu hayata bağlamış. Evet. Bunun gibi olabilir ama nedenlerle açıklamış. Starre olabilir miydi? Çok zordu öyle bir sorun. Çok zordu. Evet. Yani yapay da durmuyor yine dediğim gibi. Starre intihar ettirmesi. Güller için adam hiçbir şekilde intihar edemezdi zaten. Evet. Ölüm orucuna da yapamazdı. Ama Starre'yi bekleyen son bu. Çünkü maalesef günümüzde de çok yaygın bir şey intihar. Yani bir insanların anlamaması. Yani derdinizi anlatamıyorsunuz. Starre evet. de kimseye anlatamayacaktı. Vicdan azabını da anlatamayacaktı etrafındakilere. Evet. Yani onu da anlatamayacaktı. Kendine özgü bir takım belki o hayattan beklentileri bunları da anlatamayacaktı. Evet. Ve her şeyi bir sahtekarlık düzleminde tabii. gördüğü için belki de o sahtekarlığa son Selim Işık bu yüzden evet. intihar ediyor yani. O yüzden evet. zaten intihar eder. Ne diyecektim? Modernist eserlerde bu kadar olmasının nedeni de çünkü varoluşçu felsefeyle çok beslenmeleri evet. yani Dostoyevski'nin eserlerinden ondan beslenmeleri. Cemal Süreyya diyor ya Dostoyevski okuduğum günden beri huzursuzum diye huzurum yok diyor. Hakikaten öyle. Son bir soru yönelteceğim ama tabii. vaktimiz bitti. Böyle birkaç cümleyle onu özetlerseniz çok memnun olurum hocam. Şimdi bu roman aslında gelenek ve modernizm çatışmasından beslenen bir roman ve Türk Edebiyatı'na baktığımızda bunun örneklerini de fazlasıyla görüyoruz. Gül yetiştiren adamı diğer eserlerden ayıran yönü neydi sizce? Yani tipik burada yazarın ana felsefesini ya da ana konuyu gelenek modernizm çatışması kurduğu asla söylememiz. Evet. Rasim Bey'in hiçbir eserinde böyle bir şey de yok. Onu veriyor, kuyuda da veriyor buna evet. benzer. En ilk aklıma gelen o oluyor benzerlik. Orada da evet. farklı dünyalar var çünkü. Böyle bir şey söz konusu değil. Elbette yani gelenek modernizm çatışması burada da var. Bence en orijinal kılan anlatım tekniğindeki orijinallik. Çok orijinal bir anlatım tekniği yakalaması ve yarattığı buradaki güleştiğin adam Starre gibi tipi çok rastlarız yani. Birçok hikayeden romandan evet, Starre'ye benzertip sayarız ama güleştiğin adam çok orijinaldir. Güleştiğin adam karakterini yaratmak
oluşturmak ya da yaratmak ne dersek adına evet. çok çok orijinal bir iştir. Onun içinde aslında bir sitareye de ihtiyaç vardı. Tabii onu Güler İslam'ın farkını ortaya koymak evet. için de farklı dünyayı göstermek gerekiyordu. Evet. Sitare ya da ne bileyim oradaki Zelda'lar birisi hı hı. olması gerekirdi. Evet. Çok teşekkür evet. ederiz Ozan Hocam. Ağzınıza sağlık. Hakikaten çok keyifli bir program oldu. İnşallah ekran başındaki seyircilerimiz de faydalanır. İnşallah öyle ümit edelim. Diyelim. Ben de çok teşekkür ediyorum böyle bir fırsat sunduğunuz için. Estağfurullah.